Merhabalar, ben Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenlerinden Sena Çetinkaya Demirel. Bugün sizlere kavram öğretiminden bahsedeceğim. Kavram, ortak tepkiye yol açan, ilişkili uyaran takımıdır. Kavramlar, insanların duygu, düşünce ve hareket bütünlüğü için edindikleri tecrübeleri ile oluşurlar. Örneğin, geometrik şekillerden üçgeni ele alırsak, üçgen kavramına sahip olan kişi, üçgen şekillerini kare, dikdörtgen ve üçgenin dışındaki tüm geometrik şekillerden ayırır. Diğerlerinin üçgen olmadıkları şeklinde tepki verir. Üçgen olanları aynı kategori içinde toplar ve üçgen olarak tepkide bulunur. Kavramlar somut ve soyut olarak incelenebilir. Somut kavramlar, fiziksel özellikleri, duyu organları ile algılanabilen kavramlardır. Somut kavramlar genellikle okul öncesi dönemde öğrenilmektedir. Somut kavramlar, soyut kavramların öğrenilmesinin ön koşuludur. Soyut kavramlar, bazı kavramlar, kavramın nitelikleri ya da kavramlar arasındaki ilişkiler, objenin kendisi somut olarak gösterilerek açıklanamaz. Bu tür kavramların tanımlanması gerekir. Kavram öğretiminde çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Öğretilen kavramlar birbirlerini takip etmelidir. Kavram öğretimi yapılmadan önce hangi kavramları bildiği performans alımı ile belirlenmelidir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu kavramlar öğretilmelidir. Kavram öğretilirken performans alımı sonucu bilmediği kavramlardan öğretime başlanmalıdır. Her bir kavram için ayrı planlama yapılmalı ve farklı materyaller seçilmelidir. Mümkün olduğunca günlük yaşantıyı destekleyen araç gereçler seçilmelidir. Her öğretimde farklı niteliklerde araç gereçler kullanılmalıdır. Aynı anda birden fazla kavram çalışılmamalıdır. Çocuğun ilgisini çekecek materyallerle çalışılmalıdır. Aynı zamanda ses çıkartan, çok renkli, ışık veren, kaygan, yapışkan, kokulu ve bunun gibi araç gereçlerin seçiminden kaçınılmalıdır. Kavram öğretilirken aynı zamanda o kavramı destekleyen kavramların benzer örneklerinin sunulması öğretimi kolaylaştırır. İlk önce kolay kavramlar, sonra zor kavramlar öğretilmelidir. Kavramlarla çalışırken kavram kursunun olması ve sırasının belli olması öğretim aşamasını kolaylaştırmaktadır. Öğretim sırasında çalışılan masa üzerinde sadece çalışılacak öğretim seti yer almalıdır. Öğretime başlamadan pekiştirişler belirlenmelidir. Yönerge ele verirken kesinlik bildiren net, açık cümleler kullanılmalıdır. Öğretim ortamı sesten, dikkat dağıtacak görsel kalabalıktan arındırılmalıdır. Mümkün olduğunca erken yaşlarda kavram öğretimi tamamlanmalıdır. Büyük yaştaki çocuklar öz bakım becerilerini yerine getirebiliyorsa akademik beceriler öğretilmelidir. Eğer öz bakım becerilerini yerine getiremiyorsa akademik beceriler yerine ilk önce öz bakım becerileri çalışılmalıdır. Öğretmen, öğrenciyi ders başında gülemelidir. Kavramlar öğrenilirken benzer belirtilen örneklere yer verilmesi kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. Kavramın olumlu ve olumsuz örneklerinin karışık olarak sunulması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Çünkü kavramın olumlu ve olumsuz örneklerinin karışık sunulması kavramı tanımlayan niteliklerin açıkça ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kavramı öğretirken bildirimlere ve materyal sıralamasına uyularak öğretim yapılmalıdır. Öğretime başlanmadan önce çocuğun materyalleri incelemesine izin verilmelidir. Her bildirim sorulduğunda çocuğun cevaplaması için yeteri kadar zaman tanınmalıdır. Farklı okullara giden çocukların öğretmenleri çalışılan konular hakkında birbirlerine bilgi vermeli ve paralel olarak ilerlemelidirler. Çocuğun her doğru tepkisi ödüllendirilmelidir. Çalışılan kavramın adı söylenirken diğer kavramın adı değil olarak belirtilmelidir. Örneğin kırmızı öğretildiğinde bu kırmızı, bu kırmızı değil gibi. Kavramlar diğer akademik becerilerin ön koşuludur. Kavramlar sağlıklı şekilde öğretilmeden diğer akademik becerilere geçilmemelidir. Aksi takdirde akademik becerilerde kopukluk olacak ya da daha zor öğrenecektir. Aynı nitelikten oluşan kavramlar daha kolay öğrenilmektedir. Kavram öğretimi yapılmadan önce uzun ve kısa dönemli amaçlar iyi belirlenmelidir.